yoğunluk var, talep var. Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, nineler. Şimdilik şunu çıkartıyorum. Biraz sonra geri takacağım. Böyle çok değerli bir abimin yanına geldik. İsmi biraz ilginç. Dedoş abinin yanına geldik. Bize böyle efsane bir kebap yapacak. Eskilere götürecek. 1980'lere mi götürür? 90'lara mı götürür? Bunlar son temsilcileri. Kebabın son temsilcileri. Mekan böyle ciciş. Mekan bilim yuvası. İçeride bilim üretiyor usta. Şu maskemi takayım. Şöyle güzelce videomuza başlayalım. Niyazi'cim kamerayı alıyorum sana. Hadi bakalım, Allah razı getirsin. Hadi bakalım. Mekan güzel ya bak. Böyle 80'lerden 90'lardan kalan bir işletme. Kebapçı Ramazan usta bak. Telefonu da şuraya bırakayım. Böyle ciciş bir işletme. Selamünaleyküm. Arkadaşlar kolay gelsin. Afiyet olsun. Ne yiyorsunuz? Hayırdır? Kuşbaşı yiyeceğiz. Kuşbaşı mı? Yürek mi o? Bu kuşbaşı. Kuşbaşı. Geliyorum. Geliyorum. Ne yapıyorsun ustam? Kolay gelsin. Şifa mı hazırlıyorsun? Şükür ederim Fatih kardeşim. Sağ ol. Şifa hazırlıyorsun. Mekanı böyle göstereyim ben. Mekan güzel. Tabii olmazsa olmazlarından bir tanesi de ustam buraya böyle. Atamızın güzel resmini de asmış. Kaburga var, ciğer var, kebap, kuşbaşı, sucuk. Böyle bir laboratuvar. Laboratuvar işletiyoruz tam. Evet. Burada ne arıyorsun? Hastalıkların çaresini mi arıyorsun? Aynen öyle Fatih kardeşim. Burada güzel, değerli kardeşlerimize, müşterilerimize, saygıdeğer insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Can boğazdan gelir. Tabii, sen de tabii, ne demek? Boğazdan böyle tabletler hazırlıyorsun. Tabii evet. Yani... Şurada ben çok özel bir şey, benim için anlamı çok büyük bir şey gördüm. Burada kuyruk ya, erkek ya, kuyruk ya. Evet. Şu pöçü mü? Evet, pöçü bu. Of, çok erkek güzel, bak. Evet. Şimdi buna bir gelelim. Evet. Dişi hayvan giremiyor mu buraya? Kesinlikle. Biz de genellikle dane eti de kullanmıyoruz. Daha önce de söyledim, izah etmiştim. Biz de erkek eti, kuzu eti, kaburgadan yapıyoruz kıymamızı. Kuşbaşımız of, burada. Vallahi görüyorsunuz. Ben hani yürek mi dedim, uzaktan yürek gibi gördüm böyle, kıpkırmızı et. Evet. Bu, neresini kullanırsın? Bu şeyin, koyunun butu. But kısmından kullanırsın. Tabii işlenmiş, siniri alınmış. Of of. Evet. Bana ne pişireceğim bugün? Vallahi sana ne pişiririm ben, ne arzu edersen onu bakalım, pişiririm. Bakalım. Ooo dolap bak, dolaba bak, burada, dolap yatıyor burada. Ciğerimiz var, kaburgamız var. Şeytanın aklına gelmeyecek işler. Dolabı yatırdın mı? Dik dolabı yatırdın. Evet, aynen. Şu an çalışıyor mu? Yaptık. Çalışıyor mu şu an? Biz bunu izah ettiğimizde normalde Fatih kardeşim ve şefim izah ettik. Bu dedik yani bir inovasyon yapmışsın. Müzik midir? Şeytanın aklına gelmeyecek işler var. Yaptık. Güzel kıymaların, evet, kuşbaşıları, ciğerlerin. Burada. Evet, ciğer, tavuk, of, kıyma, of, kaburga. Bak bak, kuşbaşımız burada. Ya bak hele burası sanat atölyesi gibi ya. Sen heykeltıraş mısın? Aynen, resim misin? Ressam mısın? Bana o zaman eski usul bir kıyma istiyorum ben sana. Sana eski usul bir kıyma yapacağım. Yap. Buradan şu anda çıkaracağım. Baştan mı saplayacağım? Saplayacağım. Sana yapacağım. Tamam, kuşbaşını at abilerim. Tamam, bunları yapıyoruz. Bak şöyle, bak. Eski Adana usulü budur. Biber, tuz. Aynen bunu bu şekilde satırla da yapabilirsin Fatih kardeşim. Böyle elle de vurabilirsin. Of, niye vurdun böyle? Biraz ezilsin, yumuşak düşsün diye. Bu ölüm sertliği diye bir şey var. Hayvan öldüğü zaman böyle bir eti sertleşiyor. Sen onu vurduğun zaman çözülüyor mu biraz? Tabii yani, tabii yani şimdi mesela ben bunu elimle vurdum da şöyle de yapabiliriz mesela. Şurada satırımız var. O da bu şekilde de yapabiliriz yani. O zaman pamuk gibi oluyor. Tabii pamuk gibi olur. Böyle yumuşak düşer bu. Vay be. Yok yetmez ya, olur mu öyle şey ya? Vay. Vallahi ilaç oldu. Evet. Şimdi benim kıymayı nasıl hazırlayacağım? Onu merak ediyorum. Kıymayı şimdi ben hazırlayacağım. Güzel. Ne yaptı? Kaç yıl oldu bu iş vesile olalı? Vallahi işte yaklaşık... Sanki böyle ben... sen eski adamlardansın. Evet. 20-25 yıl oldu mu? Hemen 28 yıldır maşallah, buradayız ya. Maşallah. Fatih kardeşim. Kıymamız çıktı. Kıymamız burada güzel, böyle sana güzel bir kıyma yapacağız şimdi. Kap ya biber var mı içerisinde? Tabii bak, görüyorsun içinde. Kapyalar var. Çekilmiş kapı biberlerimizi görüyorsun. Toz biber koydun mu o zaman? Tabii toz biber, tuz, başka bir şey yok bunda. Of, of. Salça bana giriyorlar falan filan böyle. Şöyle 1,5 yap ustam. Sizleri abi, bulamıyoruz. Her abi, zaman şöyle, bulamıyoruz. Bak duble fiyatlar yapıyorum. Fiyatlar sende biraz... Eskiden kalma zaten. Fiyatlar da uygun. Tabii. Ne kadar 1,5'un fiyatı? 1,5'un şu anda fiyatı, dürüm fiyatı 30 lira. Yani 20 liradan hesaplarsan 30 lira. Yanında salatan. Tabii. Of bak. Görüyorsun şöyle. 2 dakikada adam saplayıverdi vallahi. Vallahi kaçta göz işte arasında bitirdin olayı. Hah.
Bu 1,5'umuz. Vallahi kol gibi ol. Sığacak evet. Mı mangalı o? Evet. Tabii sığacak. Sığmaz olur mu? Bak. Mangalımız müsait. Bak. Bu dikine de olmasa yan taraftan şöyle şu şekilde. Değil mi? Yan koyarsın. Zaten yani şöyle de olabilir yani. Of. Şöyle vallahi de olur. Kobra oldu ya. Aynen. Bak. Ustam senden ricam yağları boşa gitmesin. Hep ekmeği al. Tabii tabii. Ekmeğe ya, böyle badana yap. Ekmeğe tabii, şu renk tabii. Yap bak. Ekmek böyle kıpkırmızı olsun. Ekmeği de çıkaracağım Fatih kardeşim. Bak. Bak onu da göstereceğim burada yumuşak taze ekmeklerimiz. Oy. Bizim bu Adana'nın kebap bak, ekmeği. Heh. Heh. Bak ekmeklerimiz burada. Oo, kürek gibi. Evet. Görüyorsun. Bunları böyle alıyoruz. Şöyle üst üste koyduk. Hiç yağları boşa gitmiyor da. Tabii tabii. Öyle. Şöyle. Ucundan aldığımız zaman. Gerçek Adana ekmeği dürümü budur. Hı. Yağlar akmaya. Evet. Başladı. Evet. Al o yağlarını istem al. Bunlar ilaç değil mi? Ne demek ya? Kuyruk yağı demek bugün. Canan Karatay'ın dediği gibi hanımefendi doktorun. Bizi yıllarca kandırdılar evet, değil mi dayı? Yıllarca. Sana yağını döşediler. Yağları yedirdiler. O sıvı yağları döşediler margarin yağlarını. Bunlardan yemedik. Uçuyoruz dedik, kanatlandık dedik. Hep kolesterol, hep damar tıkanıklığı. Bak yeşilliklerimizi böyle takdim ediyoruz. Her şey yeşil dışı. Böyle müşterimize, böyle bu şekilde. Oh vallahi. Evet. Şimdi dayım onu yerken böyle kurşun sıksalar işlemez. Seker gider kurşunlar değil mi? Aynen öyle. Şimdi Ramazan'da biber de pişirir şimdi. Bak burada turşuların da mis gibi. Biberimiz. Gibi geldi. Çıktı evet. Mı bu kaderli turpu? Evet, evet, evet. En sona çıktı mı kaderli evet. Turpu? Bak. Şimdi bana güzel de bir ezme yaparsın. Tabii ne demek tabii. Sana burada güzel usta, bir taze ustamız ezme yapacağız. Müşteriye göre şekilleniyor. Bak evet. O ilaç tabletlerini sıkmaya evet. Başladı. Bak bu da benim gibi limoncu. Sen de seviyorsun değil mi abi limonu? Abi limon bu dönemde çok yenmesi lazım. Bak, hiç hem yağları. Hem şifa kaynağı hem soğuk havalarda. Hiç yağları bol, boşa bak, bol gitmiyor. Bak şey, azıcık çevir hele şunu. Şöyle. Azıcık. Of bak. Bu yağlar işte. Hiç boşa gitmesin. Bunlar al ustam artık. Al. Bak sevenleri birleştir. Şu çeki. Bak. Boy uzun bak. Evet. Ekmeğe. Evet. Badana yaptı. Buna sen böyle. Evet. Toz biberler de at. Tamam. Şöyle bak şöyle at yapıyoruz. At ona badanasını yaptır. Şöyle bak. Of pul biber de geldi. Evet aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle bir kaldır hele onu. Bak tablo işte. Bu da ustamın. Tablosu, sanat eseri. Şöyle geçeyim ben. Aç iyi değiştirelim. Abi biri soğansız mıydı salatanın? Sadece domates maydanoz. Sadece domates mi? Domates maydanoz. Kişiye göre salata yapıyor. Evet. Sen niye soğan maydanoz? Salatalarımız taze ve güçlük yapıyoruz. Soğansız yiyorlar. Müşterimiz geldikçe salatamızı yapıyoruz. Biz de hazır salata, yap. Hazır malzeme bulundurmuyoruz. Akşamdan yap koymuyor neydi? Yok hayır kesinlikle. Niye? Kesinlikle. Bak salatamız burada görüyorsun. Işıl ışıl bana niye koyardı? Kebapçı salatası dedikleri bu. Kolay. Evet. Ona domates koyarsan tablo salatası olacak. Evet, tablacı olacak. Öyle yani. Şimdi bu kardeşimiz ne dedi? Domates maydanoz. Görüyorsun bir şekilde. İsteyin istediği gibi, tabii, gibi yapıyorsun. Tabii, tabii. El bombası koy dese koyar mısın? Tabii biz de öyle. Biz de öyle. Domates maydanoz. Kardeşimizin isteğine göre taze bu şekil yapıyoruz. Evet. Maydanozumuzu da şöyle ekliyoruz efendim. Bu da sumağımız, bu da tuzumuz. Vallahi sağ olun. Biraz daha incelsin abi. Tamam baba inceltin bunu. Bak işte bak gerçek et olduğu belli şu an kıyma. Evet. Zır kıyması değil mi? Evet. Bak, evet. Böyle bulgur gibi dağılıyor. Evet, dağılıyor. Vallahi evet, böyle kebapçılar da. Sen şimdi bu kebapçıda yediğin şey gidip böyle lüks bir çok lüks bir lokantaya gitsen o keyfi alabiliyor musun? Alamam. Biraz çünkü. Değil mi? Adana'da kebap tabloda yenir. Yağ az olana koyacaktım onu. Abi yağ tekli zaten bunlar bak. Gördün mü? Ha yağ az olan. Ha yağ az olan bunlar tekli. Evet. Tamam mı kardeşim? Tamam. Ha. Şöyle geçiyorum ben. Evet. Şimdi. Vallahi 3 tane kebabı aynı anda adam yapıyor görüyor musun? 30 saniye olsa fark etmez.
Hepsini yetiştir evelallah. Şimdi bak dışarıdan bu kolay gibi görünüyor. Bir taraftan eti hazırladı. Bir taraftan salatasını yapıyor. Bir taraftan servisini evet, hazırlıyor. Evet. Kolay bir şey değil yani bu. Geçiriyoruz şöyle. Kardeşim benim buyur. Bizde gizli saklı bir şeyimiz yok Fatih kardeşim. Şu ses olacak ya. Evet. Ses ninni. Ben bunu kasada aldıracağım. Yatarken böyle dinleyeceğim. Evet. Bunu. Evet Fatih kardeşim. Etlerimiz günlük taze. Zaten bu iki gündür kapalıyız. Cumartesi, pazar günü. Bugün yeni açtık, çalışıyoruz. Maşallah. Allah'ım güç kuvvet versin. Evet, sağ ol cümlemize Fatih kardeşim. Görüyorsun. Allah'ım güç kuvvet versin. Ustacığım acı ister misin? Abi. Tamam ustacığım buyur. Ayran, şalgam, su, kola. Tamam. Valla şalgam varsa ben de bir şalgam tabii, çıkartırım. Tabii güzel Adana şalgamımız var. Alo. Sana teselli oluyor. Neredesin? Evet. Buyur kardeşim benim. Evet ekmeğimizi şöyle ısıtalım güzel. İşte burada en son. Ekmeği böyle pamuk gibi yapıyorsun. Evet, evet, hem de evet, üzerine evet, evet. Üzerine böyle kokusu evet, siniyor evet. Etin. Ne zaman geldin? Abim iki tane ayran. Güzel Çalkala paşam. Babacığım. Şimdi belki videoyu izleyenler diyecek ustamız eti parçaladı. Gerçek kıyma, evet. Adana kıyma böyle evet. Dağılır. Evet. Kalıp gibi durmaz. Evet. İşte bunu İstanbul'da Ankara'da yadırgıyorlarmış. Bunu yadırgıyorlar et böyle dağıldığı zaman diyorlar ki ustamız acaba işi bilmiyor mu? Öyle mi öyle mi öyle. Dana etinden yaptıkları için. Dana eti de evet. İstanbul, Ankara, İzmir bu bölgelerde koyun eti yemezler. Değil mi? Kutuk olan var. Var. Tabii. Bana kutuk olan. Tabii kutuk olan. Kutuk olan mı? Tabii hemen. Hemen kardeşim. Şöyle ben bir göstereyim. Olaylar burada hızlanıyor. Sona doğru yaklaşıyoruz. Ben burada tek çalışıyorum. Yardımcım yok. İşimi severek yapıyorum. Müşterilerime iyi hizmet ediyorum. Burası senin inziva yerin ya. Sen burada evet. Keyif alıyorsun. İşi ya, keyfine göre. Gibi, yani muhabbeti gibi bir şey yani. Evet. Muhabbeti gibi bir şey. Görüyorsun evet. Salatalarımız böyle. Taze. Vallahi herhalde benim ustam böyle çok suyu seni taşmasa şu an bence yeterli. Evet. Artık geldim. Geldik yine işin evet. Sonuna. Şöyle hafif de dokunuşlar yapacağız buna. Of. Evet. Şöyle. Bak kıyma nasıl dağılıyor görüyor musun? Ya, kıymadaki ya. Lezzete bak. Of. Evet. İşte böyle olacak. Hı. Çatalı aldığın zaman dağılacak. Bak. Şöyle fazla salata girmeden. Evet fazla salata girmeden. Bu şekilde yapıyoruz. Şunu alıyorum artık. Evet. İçine biraz da limon sıkalım mı bunun? Bence limonu sonra sık. Sonra mı sıkayım? Bir tadına böyle bakayım. Böyle yaparsak belki kebabın lezzetini kaçırmış değil olabiliriz. Mi? Kağıdı da yırtabilir. Evet. Sulanır çünkü kebap sulanır. Vallahi evet sarı sonra. Şeklimizde böyle Adana kebabını. Bu şekil. Dürüm altına geçiriyoruz. Bir de poşeti taktım. Evet. Böyle. Şimdi bunu yaptıktan sonra güzel bir yeşillik malzemesi hazırlayacağız. Ben de şu kardeşlerimin yanına geçeyim. Evet. Sen oradan verirsin. Niyazim. Kamerayı ben sana vereyim. Ay kuzum al bakalım. Şöyle istersen sen oraya doğru geç. Şu arkadaşlarla beraber yiyeyim. Şu maskeyi de çıkarttım. Hemen sağ olsunlar bana yer açmışlar burada. Hoho bak ya güzel kuzum. Kuzum bak kuzum. Kardeşim şurada. Getir abi getir. Şöyle. Yardımcı olayım. Tamam, tamam, güzel bir şunu yerken de. Niyazi. Tarasalar düşer miyiz? Düşmeyiz. Çelik yelek. Kardeşim benim buyur. Adana çalgam. Var ya. Bütün vücudumda hissedilir mi ya bir yemek? Her gün yesem bu kanım bundan. Kebapçıda duşta sularımız ikramdır. Yiyoruz zaten her gün. Değil evet. Mi? Kebapçıda duşta sularımız ikramdır. Oy. Beni 80'lere 90'lara götürdün. Götürdün değil mi Fatih kardeşim? Evet. Bu yılların kebabı. Evet. Dedoş'un tabelasında kebabın uzmanı yazıyor. Abi uzmanlık belli de sanat eseri. Bak. Bak Niyazi'yim. Aynı zamanda Fatih kardeşim biz kebap öğreticisiyiz. Heh. Efendime söyleyeyim. Çıraklık Eğitim Merkezi'nde Seyhan'da
yaklaşık gönüllü öğretmenlik yaptım. Maşallah. Orada yeni yetişen nesillere kebabın farklı türlerini, farklı çeşitlerini öğretmeye çalıştım. Bir Adana kebabın, esas Adana kebabını öğretmeye çalıştım. Tabi bugün Adana kebabının farklı yönleri olmuş. Kimi cacık veriyor, kimi mantar veriyor, kimi bilmem ne veriyor. Efendime söyleyeyim. Durum vaziyet böyle. Ama bak videonun başında söyledim. Şurada yediğimiz kebabın tadı hiçbir yerde yok. Tabi şimdi bugün ocak başında, tezgahta bu şekilde tabi kebap. Al böyle kız arkadaşına götür. Evet. Tek sepet bak. Hangi kız yok ver şuna? Evet. Ha görüyorsun işte burada böyle taze taze yapıyoruz ya. Durum vaziyet bu. Kuyruk yağı olmadan tadı olur mu? Olmaz. Etin ilacı budur. Kıymada olsun, kuşbaşıda olsun, tavuk kıymada olsun, ciğerde olsun. Çok fena olmuş ya. Diyecek bir laf bulamıyorum. Afiyet olsun. Ellerini kollarını sağlık. Sağ ol, sağ ol. Ben bunu yemeye devam ediyorum. Ellerini kollarını sağlık. Teşekkür ederim. Nasıl bulacak bir burayı? Neredeyiz şu anda? Şu an Adana Seyhan. Seyhan ilçesi. İsmet Paşa Mahallesi. Hı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi. Tamam. Buranın kavşak olarak bir tarafı Denizli Mahallesi'ne çıkar, bir tarafı tamam. Gürsel Mahallesi'ne çıkar. Ben şey yaparım çıkar. Şimdi, açıklama kısmına buranın hem konumunu koyacağım. Evet. Hem telefon numarasını koyacağım. Evet, evet. Niyazi'm bak Niyazi. Niyazi. Hamburger yemiyorsun değil mi gidip? Hiç bitmesin dediğin şeyler var ya. Onlardan bir tanesi de bu. Gerçi biz şanslıyız. Biterse ustamız burada. Burada evet. Sıkıntı yok. Hemen kuşbaşı çeker, zırt da çeker yine kıyma yaparız. Valla bir tane de kuşbaşı mı etsek üstüne? Evet. Dur bay. Cila yapalım. Mustar. Şifayla kalın. Bu zevklerden de mahrum kalmayın. Hadi görüşmek üzere.